yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili değerli izleyici konuklar. Kafana göre Yeşil'in 4. sezonu açıyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. Bu da 4. sezonumuzun ilk bölümü Tayland. Çılışı Tayland'da yapıyoruz sevgili değerli izleyenler. Hazır olun. Tayland resmi adıyla Tayland Krallığı. Eski adı Siam'dır. Hint Çin Yarımadası'nın orta kısmında bulunan Güneydoğu Asya ülkesidir. Dili Taylandca. Başkenti Bangkok olup nüfusu 72 milyondur. Tayland, Asya'da seyahat edilmesi en kolay ülkelerden biri olma özelliği taşır. Görülecek yer sayısı da İngilizce tabela sayısı da çoktur. Gece, gündüz, günün her saati dolaşmak mümkün ve kolaydır. Yine de her gezginin Tayland'a gitmeden önce bu cezbedici ülke ile ilgili bilmesi gereken bazı ilginç şeyler vardır. Şimdi özgür insanların diyarı anlamına gelen Tayland'ı daha yakından tanıma vakti. Evet, Tayland'ın kelime anlamı özgür diyar ya da özgür insanlar diyarı demektir ve bu isim ülkeye tam uymaktadır. Zira Tayland tarihi boyunca hiç sömürge olmamıştır. Dünyanın kalabalık sömürgeler tarihini düşünürsek bu bilinen en eski insan yerleşiminin 40 bin yıl öncesine dayandığı topraklar için gerçekten de bir başarı olabilir. Tayland'da Müslümanların nüfusunun 8 milyon olduğu kaydedilirken %11'lik kesimin Tayland'da olduğu belirlendi sevgili değerli izleyenler. Tayland'da ikinci büyük din İslamiyet olduğu gibi Tayland'da tam 3994 tane cami bulunmaktadır sevgili değerli izleyenler. Tabii ki dünyaca ünlü Tayland boksu, Tayland atasporudur sevgili değerli izleyenler. Her derde deva meşhur Tayland maşası sevgili değerli izleyenler. Tayland'da tam 1430 ada ve adacık bulunur sevgili değerli izleyenler. Değerli izleyenler, Tayland'da sokak yemekleri ve tropikal meyvelere geliyoruz. Tayland sınırları içinde yetişen tam 22 çeşit muz vardır. Ayrıca Tayland dünyanın en büyük muzlarının yetiştiği ülke olarak da ün salmıştır. Muzun bu kadar kıymetli ve bol olduğu bir ülkede maymun okulu olmasına şaşırır mıydınız? Şaşırmayın, Tayland'da Tani Maymun Okulu olarak bilinen özel yapılar vardır. Maymunlar bu okullarda başta Hindistan cevizi toplamak üzere farklı aktiviteler için eğitim alırlar. Evet, özgür insanlar dünyası Tayland. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tayland'daki evlerin çoğunda mutfak bulunmaz. Bunun sebebi dışarıda yemek yeme alışkanlığının çok yoğun olmasıdır.
Tabii dışarıda yemenin ucuz olması da önemli bir etkendir. Dolayısıyla Tayland kültüründe evde yemek yapma alışkanlığı son derece azdır. Dışarıda yeme geleneğinin Taylandlıları önemli bir dertten kurtardığı açık. Fakat büyük resme bakıldığında bu Tayland kadınları ve erkekleri için bir şans mı, şanssızlık mı emin olamadık. Tayland'da dışarıda yemek yerken her şey aynı anda masaya gelir. Genellikle herkesin paylaşması için masanın ortasına yerleştirilir. Çoğu yemek lokmalara ayrılmış şekilde gelir. Dolayısıyla Tayland'da yemek yerken bıçağa ihtiyaç duymazsınız. Tayland'ın yerli halkı hem erkekler hem de kadınlar genellikle bedenlerini çok fazla açıkta bırakan kıyafetler giymekten kaçınırlar. Özellikle dini mekanları ziyaret ederken daha dikkatli giymeniz beklenir. Hatta Tayland sınırları içinde iç çamaşırı giymeden dolaşmak yasaktır. İç çamaşırı olmadan sokağa çıkanlar için hapis cezası bile vardır. Ülkenin isminin taşıdığı anlamla biraz çelişti bu sanki. Tayland sokak yemeklerini görmüş oldunuz ve tropikal meyvelerini görüyor oluyorsunuz sevgili değerli izleyiciler. Tayland ekvatoral çizgide yer aldığı için ve muson yağmurlarının olduğu için tropikal meyveleriyle meşhurdur. Eşsiz bucaksız güzelliklere gelin sevgili değerli izleyiciler. Ne güzeller, ne güzeller maşallah. Tayland'da benim en çok hoşuma giden meyveler. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sevgili değerli izleyici konuklar, şehir içi ulaşım araçları, tuk-tuklar ve şehir içi minibüsleri, burası 12 ay yaz olduğu için kenarları açık, etrafı seyrederek yolculuk yapıyorsunuz sevgili değerli izleyici konuklar. Tayland turizmi ve turistik eşyalar yaz-kış dünyanın en çok turistin gittiği ülkeler arasına geliyor. Genellikle Avrupa'da soğuklar başlayınca turistlerin ilk tercihi Tayland oluyor. Çünkü 12 ay yaz. Dünyadaki en büyük Buda heykeli Tayland'da bulunmaktadır. Tamamen altından yapılan bu heykelin ağırlığı 5500 kilogramdır. Parasal değeri ise 5,5 milyar TL. Eğer Tayland ziyaretinizi Kasım'dan Mart'a kadar olan yoğun turizm dönemi için organize etmeyi planlıyorsanız belirli tekne yolculukları, tren yolculukları ya da trekking veya özel turlar için önceden rezervasyon yaptırmayı ihmal etmeyin. Bütün konaklama da bu listeye dahil.
Tayland'da monarşiye saygıyı son derece dikkate alır ve kraliyet ailesini kötülemek ceza gerektiren bir suçtur. Asla hükümdara veya kraliyet ailesinin tasvirlerine para dahi saygısızlık edilmez. Taylandlılarla tanışırken yerel görgü kurallarına uyun. Tayland'da yerel halkla tanışırken standart selamlamanın adı Vay'dir. Vay avuç içleri göğsünün önünde birleştirerek başın saygılı ve bir şekilde eğilmesini hareketini kapsar. Ayrıca karşınızdaki kişi tokalaşmayı başlatmadıkça tokalaşmayın. Tabii ki Tayland filleri kutsaldır. Aynı zamanda Tayland'ın maskotudur. Burada fillere büyük bir saygı vardır. Savaşları filler sayesinde kazandıklarını söylerler. Tabii ki şimdi eskisi gibi fillerle savaş kalmadı ama şimdi bu filler turizm amaçlı kullanılıyor ve ülkeye hatırı sayılır bir para girişine vesile oluyorlar. Turist gezdirme amaçlı kullanılan bu filler şimdilerde Tayland turizmine hem maddi hem manevi destek sunuyorlar. Tabii ki Tayland'ın geleneksel dansı dünyanın en neşeli ve en saygılı insanları. Evet sevgili değerli izleyici konuklar, videomuzun burada sonuna denk geliyoruz. Yes! Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.